Aldır abi. 6 değil. %10 komisyon alırım. Tabii. Artı üzerine de bir şey alırsın. Abi yani. Hemen Yılmazlar'la karşılığına gidiyorsun. Yılmazlar'la artı hemen hesabına dedikçe yapıyorum. Abi ne tarafı satıyorsun? Arsalarını. Arsalarımız sarayda. Evet, Yunan Bey'in bir hatırladığı sorular var, isterseniz oradan cevabı verelim. Evet, Arsalan'ın hangi bölgelerde var, Çık Sarayı'da var, onları siz daha çok açıklarsanız, Çanakkale'de var efendim. Ve Arsalan, Tehli'den, Türkiye'den küçük bir yerimiz var, küçük bir yerimiz içerisinde. Onları da çok getirelim. Son birkaç haftada biliyorsunuz saraya yoğunlaştık. Saraydaki Arsalan'ımızdan bahsettik, yine onunla devam ediyoruz. Bir yerde arsalarlar. 460 metre, 400 metre şeklinde. Şu anki çalışmalarımız buraya yoğunlaştı. Çanakkale ile ilgili ileride bir kampanyamız olacak. Evet, o ayrı bir proje. Kaz Dağları'ndaydı biliyorsunuz. Orayla ilgili evet. Kısa bir özet yapmıştık. Daha sonrası da inşallah onun için de bir açıklama yapacağız. Arsalarımızın yerleşim yerine ne kadar uzaklığı demiştik bunun için. Hani... Yerleşim yerine yakınlığı ve uzaklığını evet. Onunla ilgili bir demin daha... de bahsettiğim gibi iki farklı yerimiz var. Bir tanesi saray yani saray evlere, devlet hastanesine, efendim belediyeye yerleşim yerine 1 kilometre 900 metre civarında bir uzaklığı var. Şu an altyapı çalışmaları yapılıyor. O bölgede de çalışmalar devam ediyor. Diğer ikinci yerimiz de yine saraya bağlı Kurtdere'de. Şöyle bir kroki getirdim. Kameraman arkadaş yakın alabilirse. Evlere yakınlığını bunu belgesiyle göstereyim diye söylüyorum. Yakınlaşabiliyor muyuz? Evet dostlar ben şöyle biraz evet. Daha şöyle haritada size şurada, göstereyim. Şurada şu bölge arsalarımızın olduğu bölge. Yani burada, evler. Adamın evet. Arsası burada mı? Özlek veriyorum. Vatandaş evet. Arsayı buradan aldı ama evet. Buradan gelip alışverişini yapabilecek, malzemesini alabilecek. Ha. Burası yerleşim yeri. Şurası yerleşim yeri. Zaten burada, burada ev camisidir, okuludur. Evet. Zaten ana asfalt da burada 50 metre mesafede. Buradan toplu taşıma araçları da geçer. Arsalarımız gördüğünüz gibi bitişik evlerle. Yani biz çölün ortasında bir yer satmıyoruz. İmara uygun açık değil mi? Evet, yapılabilir. Bu gösterdiğim krokideki arsalarımıza şu an yapı yapma izni vardır. Nerede ev yapılabilir. Bunlar Kurtdere'de bağlı. Biz de kısmet olursa orada bir inşaat düşünüyoruz kendimiz için. Yeni komşular bekliyoruz. Burayla ilgili Ekin TV izleyicilerimiz var. Tayfun abi bir şey daha söyleyeceğim. Geçen de söylemiştik galiba. Burada daha net açıklanıyor, görünüyor ya. Evet. Örnek veriyorum. Aracınızla buradan geldiğiniz zaman aracınızla arsalarınızın içerisine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Tabii. Bir de bu tabii. Özelliği var efendim. Yani arabayı bir yerde bırakıp da 200 metre, 500 metre arabayı yürümüyoruz. Arabayı otobanın kenarına bırakıp da örnek veriyorum. Geçen yola bırakıp da gitmiyorsunuz. Evet. Yerleşim yerine geldiğiniz zaman altyapısı geçmiş. Buralardan buraya çekip arsanızı burada içine bir tane konteyneri koyup betonarme yapabilirsiniz. Yani o yüzden buralar böyle bir de bir değeri var efendim. Onun için evet. Biraz daha buradan açmak istedim. Evet. Konumuzu. Evet servislerimiz hangi gün var demiştik. O servis konusunda biliyorsun bayağı bir müşterilerimiz arıyorlar beni. Evet. Hangi günler servisimiz var? Servislerimiz haftanın her günü var. Ama daha çok hafta sonuna millet izinli yani olduğu genelde için hafta tabii sonu veriyorlar. Çalışan insanlar bana gelen taleplerde daha çok evet hafta evet. Sonunu tercih ediyorlar. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Bir gün önceden haberimiz olması yeterli. Biz ertesi gün programımızı ona göre yapıyoruz. Evet. Araçlarımız müşterimizi gerek ofisimizden gerek evin götürüyoruz. Tayfun abi taksit seçeneklerimizi anlatalım. Yüzde kaçını evet. Peşin veriyoruz, ne kadar taksit yapıyoruz. Bir de onlardan bahsedelim. Şimdi iki farklı yerimiz var demiştik. Bunların bir tanesi 15 bin lira değerinde. Bir diğeri de 25 bin lira değerinde. 15 bin lira olanlarda 10 bin lira peşin 500 lira taksitle verebiliyoruz. 25 bin lira olanlarda da 15 bin lira peşin 1000 lira taksitle verebiliyoruz. Bunun haricinde yine müşterimizin teklifleri olabiliyor. Kimisi takas teklif ediyor. İşte benim aracım var. Kapıda yatıyor. Çok kullanmıyorum. Bunu versem işte evet. Ya da benim işte maaşım bu kadar. Ancak bu kadar taksit ödeyebilirim gibi teklifler oluyor. Ona da yardımcı oluyoruz. Yani o konuda da esnek davranabiliyoruz. Devletimiz... Yani buradaki yerlerin pardon özür dilerim. Evet. Buradaki yerlerin yani üzerine ev yapabilecek konumda olan yerlerin fiyatları 25 bin lira bunlar. Bunların 15 metrekaresini açıklayalım. Bunlar burada, 460 metrekare. Her biri 460 metrekare. 460 metrekare evet. Buradaki arsalarımızın evet. Ve 25 yani, TL buradaki fiyatlar değil 25 mi? 25 bin lira oradaki 25 fiyatlar. 25 bin liradan başlayan fiyatlarla efendim. Evet. Bunun yarısını, 100 metresine diye 350 metrekare bir bahçesi kalıyor. Evet. Kaldı ki bu arazinin devamında da mera vardır. 11 bin dönüm devlete ait bir arazidir. Orada bir yapılaşma olamaz. Dolayısıyla burada
küçük baş hayvancılık yapılabilir efendim. Hobi amaçlı işte tavuklarım olsun, yani kaslarım olsun. Şey yapabilir. Yani tabii yani ufak çapta yani gerek eğlence amaçlı olsun. Evet. Gerek ben orada yaşayacağım, emekli oldum artık. Bunları yapmaya müsait bir yerdir. Tavsiye ederim. Görmeye değer bir yer. Evet, yani. Tabii bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi vatandaş şu bölge yapsın. Bir de vatandaşmış aramızda onu anlatın lazım. Evet. Sevgili Ekin TV izleyicilerimize. Niçin buraya yatırım yapsınlar? Biraz oradan bahsedelim. Yani şimdi bölgedeki... bu bölgenin evet. Avantajından bahsedeyim. Çerkezköy'de biliyorsunuz organize sanayi bölgesidir. Çok sayıda fabrika vardır. Yani her birinde 1000 kişinin, 1500 kişinin çalıştığı fabrikalar var. Ve bir ucu Çerkezköy'den başlar, Çorlu'ya, Kırklareli'ye kadar devam eder. Bu fabrikalarda çalışan insanlar bu bölgelerde oturuyor. Yani Büyük Öncalı'da, Saray'da, hatta Kırklareli'nden servislerle işçiler taşınıyor. İşsizlik olmadığı için çok göç alıyor. Yani bu bölgenin devamlı yapılaşma olması, devamlı bu bölgede bir fiyat hareketliliği olmasının sebebi çok göç alıyor olması, devamlı yapılaşma olması. Onun için eskiden hani köyden bavulu kapan İstanbul'a gelirdi, şimdi o bölgelere gidiliyor. Çerkezköy'e, Saray'a gidiyor. Evet, o anlamda tavsiye edilebilir bir yer. Yani prim yapabilir, kısa sürede ektiğinizi biçebileceğiniz bir yer yani. Zaten Tekirdağ Saray Türkiye'nin büyük başlı firmaları efendim orada büyük fabrikaları orada biliyorsunuz. İşsizlik yok o bölgede. Gerçekten işsizlik yok. Şu an videoda geçen yerler Kurtdere'de. Şu an arsamızdan çekim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi evlerin uzaklığı bu yerleşim kadar. Yerine yakın demiştik evet, sevgili dostlar. Bahsetmiştik. Bakın, gerçekten şu an ekranda o gördüğünüz yerler. Çok yakın. Cami ile aramızda 50 metre var şu gördüğünüz yerde. Buradan arsa almanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Yani biz barter versek, arsa alsak da oluyor mu öyle? Olabilir. Sizin canınız sağ olsun. Siz yabancı değilsiniz. Referansınız sağlam. Tamam, biraz sizin para verelim. Biraz da barter verelim. Değil mi? Evet. Bir arsa da biz alalım yani orada en azından. Olur. Evet. Bazen arsa ofisinin efendim telefonlarını bir kez daha verelim Tayfun abi. 0533 744 5950'den ulaşabilirsiniz efendim. Yılmaz Emlak Arsa Ofisi Sefaköy'de. Turan Yılmaz burada şu anda bizleri izliyor. Sevgili abim seni de ellerinden öpüyorum. İnşallah. Evet, başarılarının devamını diliyorum. Evet, son sözlerimizi alalım. Son sözlerimizi bu hizmetlerden faydalanmak için, bu arsaları görmek için bir vaktinizi ayırmanız, bir telefon açmanız yeterli. Biz dediğim gibi gerekirse evinden alıyoruz müşterimizi. Evet. Ya da işte metro çok kolay. Sefaköy'de Küçükçekmece Belediyesi'nin yakınındayız. Metrobüs durağında indiği vakit oradan alıyoruz. Hareket ediyoruz. Yani gidip gelmemiz 1-2 saat içinde görmesi ve kafasında bir fikir belirmesi 1-2 saatini alacak müşterimizin. Onun için havalarda hazır güzel, yağış yok. Evet. Geçen hafta ve daha önceki haftalarda da gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz. Çok yoğun telefonlar alıyoruz. Bu hafta da yine artarak devam etmesini vallahi bekliyoruz. Esenler'de 2 tane müşteri arsa sattık. Evet. Gidemedik. Yoğun... Çok gerçekten evet, 2 tane Esenler'de burada. Onlara da özür diliyorum sevgili Yalçın'dan. Evet. Yılmaz Emlak Arsa Ofisi'nin telefonlarını son kez veriyoruz efendim ve bitiriyoruz. 0533 744 5950'den ulaşabilirsiniz diyorum evet. Ve teşekkür ediyorum size ben efendim. Teşekkür ederim. Bu arada ben de Cemil Bey'den o güzel sesinden bir türkü rica ediyorum. Buradan Sivas'a gitsin. Sivas'a gitsin. Sivas hemşehrilerime. Evet, Sivas Suşehirliyim evet. Ben. Sivas'a genel olarak gitsin. Sadece Suşehir'e demeyelim. Bütün hemşerilerim için bir türkü rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bir arsa da ben alacağım. İnşallah. Söyleyeyim. İnşallah. Selamlar gönderiyorum. Sağ olun.